Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. 18. test, trigonometri bölümünün 18. testindeyiz. Burada formül yorumlama bölümümüz var. Biliyorsunuz bazen ÖSYM bize bir ön bilgi verir, bir formül verir ve bununla ilgili soru sorabilir. Konumuz tam bununla alakalı. Şimdi ilk verilen formülü okuyalım. Cos x artı cos 2 x artı cos n x eşittir. Eksi 1 bölü 2 sinüs 2n artı 1 bölü 2x bölü 2 sinüs x bölü 2. Yani anladığımız kosinüs ardışık olarak giderse buradaki n sayısını buraya aynen yazabiliriz. X açısını da bize ayrıca verecek demektir. Şimdi bakın burada cos x, 2x, 3x, 6x'e kadar gitmiş. n6 olacak. Eksi 1 bölü 2. n'e 6 yazıyorum. Artı sinüs 6 yazarsak 2 kere 6 12, bir daha 13. 13 bölü 2. X yerine de pi bölü 14 yazdım. Bölü 2 sinüs n'e ne yazmıştık arkadaşlar? 6 yazmıştık. Dolayısıyla ama burada n yok. Evet. X yerine o zaman pi bölü 14 koyarsak sadece. Pi bölü 14'ü 2'ye versek pi bölü 28. Dikkat ederseniz üst taraf sinüs 13 pi bölü 28 oldu. Arkadaşlar birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. 90 dereceye tamamlayan açıların da sinüsleri kosinüslerine eşittir. Eğer ben bu sinüs 13 pi bölü 28'i kosinüs pi bölü 28 olarak yazsam doğru olur mu acaba? Bakın 13 pi ile pi'yi topladığımızda 14 pi bölü 28, yani pi bölü 2 toplamları 90 derece oluyor. O zaman üst taraf kosinüs pi bölü 28, alt taraf 2 sinüs pi bölü 28. Dolayısıyla kos bölü sin ne oluyor arkadaşlar? Kotanjant 28. Kotanjant 28 bölü 2'yi unutmuyoruz. Artı eksi 1 bölü 2. Peki kot 28'i pi bölü 28'i kotanjant pi bölü 28'i bize ne olarak vermiş? A olarak vermiş. O zaman eksi 1 artı a bölü 2 ya da a eksi 1 bölü 2. Benim sorunun cevabı bu. İkinci sorumuzdayız. Arkadaşlar burada da n bir pozitif tam sayı olmak üzere sinüs x, sinüs 2x ardışık olarak gidiyor ve sinüs nx. Sinüs n artı 1 bölü 2x çarpı sinüs n bölü 2x bölü sinüs x bölü 2 şeklinde bir ifade vermiş. Bizim dikkat ederseniz ardışık sayımız 4'e kadar ilerliyor. Yani n yerine 4 yazabiliriz. Formülde n yerine 4 yazalım. X yerine de pi bölü 5 yazalım. Sinüs n'e 4 yazdığımızda 5 bölü 2. X yerine de pi bölü 5 yazdık. Çarpı sinüs n yerine yine 4 yazdığımızda 4 bölü 2, 2. X yerine pi bölü 5 yazdık. Bölü sinüs x yerine pi bölü 5 yazarsak pi bölü 10. Şunlar sadeleşti. Arkadaşlar sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Pi bölü 2 90. Bu ifade 1'e eşit. Ne kaldı geriye? Sinüs 2 pi bölü 5 ve sinüs pi bölü 10. Bunu genişletelim. Payların eşit olması açısından 2 ile genişletirsek sinüs 4 pi bölü 10 sinüs pi bölü 10. Dikkat ederseniz sinüs 4 pi bölü 10 yine 90'a tamamlarsak kosinüs pi bölü 10'dur. Çünkü toplamları 5 pi bölü 10, yani pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 10 bölü sinüs pi bölü 10 nedir arkadaşlar? Kotanjant pi bölü 10. Pi'nin de 180 derece olduğunu düşünürsek kotanjant 18. Yani ikinci sorumuzun cevabı bu. Üçüncü sorumuz şu şekilde ilerliyor. Sinüs pi bölü n, sinüs 2 pi bölü n, sinüs n eksi 1 pi bölü n. N bölü 2 n eksi 1'miş. Burada x yerine biz pi'yi bir yazalım. Çünkü formül pi ile de alakalı. Sinüs pi bölü 5, sinüs 2 pi bölü 5, sinüs 3 pi bölü 5 ve sinüs 4 pi bölü 5. Burada formülde alt ve üst tarafın ardışık olması gerektiğine dikkat edin. N eksi 1 n, 4 ve 5 gayet uydu. N yerine direkt 5 yazarsanız sonucu verir diyor. 5 bölü 2 üzeri 4.
Yani cevabımız 5 bölü 16. Üçüncü sorunun cevabı Edirne. Dördüncü sorumuzdayız. Yine üsttekine benzer, yani bir önceki soruya benzer bir formülümüz var. Bakın burada sinüs pi bölen, sinüs 2 pi bölen, n eksi 1 bölen, n bölü 2 n eksi 1. Yine formül aynı. Fakat burada dikkat ederseniz bu 4 bölü 9'a kadar gitmiş. Yani 9 bölü 9, 8 bölü 9'a kadar gitmesi gerekiyordu formülün. Biz onu genişletelim arkadaşlar. Sinüs pi bölü 9, sinüs 2 pi bölü 9, nokta 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 nokta. Sinüs 8 pi bölü 9. Peki bize nereye kadar olan kısmı lazım? Sinüs 4 pi bölü 9'a kadar olan kısmı gerekiyor. Bunu 8'e kadar genişletirsek n yerine 9 yazmamız gerektiği gözüküyor. 9 bölü 2 üzeri 8'e eşit olacak. Şimdi biraz önce belirttiğimiz yine bir bilgi vardı. Birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit. Yani esasında bu da sin pi bölü 9. Çünkü toplamları 9 pi bölü 9. Bundan önceki sinüs 7 pi bölü 9'da neye eşittir? Sinüs 2 pi bölü 9. Arkadaşlar bunları şu şekilde çarparsak sinüs pi bölü 9'un karesi, sinüs 2 pi bölü 9'un karesi, sinüs 3 pi bölü 9'un karesi ve sinüs 4 pi bölü 9'un karesini bulduğumuzu anlarız. O da 9 bölü 2 üzeri 8'dir. Her iki tarafı karekökünü alırsak, dolayısıyla ne oldu? Burada karekökler gitti. Bizden istenen ifade çıktı. Biz ona x diyelim. 9'un karekökü 3. 2 üzeri 4. Yani cevabımız 3 bölü 16. Dördüncü sorunun cevabı bu. Arkadaşlar yine de çözdüğümüz sorulardan anlaşılmayan herhangi bir yer olursa Kerem Taşkiran ile Matematik Instagram hesabından direkt mesaja sorabilirsiniz. Soruyu tekrar çözümünü ayrıntılı olarak size yollayabilirim. Tekrar ediyorum. Kerem Taşkiran ile Matematik Instagram hesabından anlamadığınız soruları tekrar yollayabilirsiniz. Beşinci sorumuza geldik. Cosinus x, cosinus 2x, cosinus 4x. Dikkat ederseniz çift sayılar olarak ilerliyor. Cosinus 2 üzeri nx, sinüs 2 üzeri n artı 1x bölü 2 üzeri n artı 1 sinüs x değerine eşittir diyor. Burada ifade yine x, 2x ve 4x, herhangi bir fazlası yok. 4 2'nin karesi olduğuna göre n yerine ne yazacağız demektir? 2. N yerine 2 yazalım. Sinüs 2 üzeri 3, yani 8x bölü 2 üzeri 3, 8 sinüs x. Arkadaşlar x'in pi bölü 9 olduğunu söylemiş. Sinüs 8 pi bölü 9 bölü 8 sinüs pi bölü 9. Bunların toplamlarının 180 derece olmasından dolayısıyla sinüs değerleri birbirine eşittir. Üst taraf ve alt taraf birbirine eşit olduğu için sadeleşir. Cevabımız 1 bölü 8 olarak çıkacaktır. 5. sorunun cevabı arkadaşlar bu. 6. sorumuzdayız. Sinüs A artı sinüs B artı sinüs C eşittir. 4 cos A bölü 2 cos B bölü 2 cos C bölü 2 olarak veriliyor. Buna göre bir ABC üçgeninde cos A bölü 2 çarpı cos B bölü 2 1 bölü 3 ise ve sin A sin B sin C toplamı 5 bölü 6 ise cos C bölü 2 ifadesinin değeri nedir demiş. Arkadaşlar burada bakıyoruz sin A sin B sin C, yani sol taraf 5 bölü 6. 4 çarpı cos A bölü 2 çarpı cos B bölü 2 1 bölü 3 çarpı bir de kosinüs C bölü 2 var. Bize de bu ifadeyi soruyor. Dikkatli bir şekilde sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 ve 3 paralel sadeleştirilebilir. 2 çarpı 4'ü bölü 4 olarak geçirsek 5 bölü 8 olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar 6. sorumuzun cevabı Denizli 5 bölü 8. 7. sorumuzdayız. Cos A artı cos B artı cos C eşittir 1 artı 4 sin A bölü 2 sin B bölü 2 sin C bölü 2. Burada sol taraf cos A artı cos B artı cos C'yi bize 5 bölü 4 vermiş. 1 artı 4.
Sin A bölü 2, sin B bölü 2, sin C bölü 2'ni bize soruyor. O bölgeye komple arkadaşlar x diyelim. X diye ifade edelim. Artı 1'e eksi 1 olarak attık. 5 bölü 4 eksi 1. 4 bölü 4 çıkardık. 1 bölü 4 eşittir 4x. X buradan ne çıkıyor? 1 bölü 16. Yani 7. sorumuzun cevabı Adana. Ne ters? 8. sorumuzdayız. Burada verilen formülde de arkadaşlar B eksi C bölü B artı C tanjant B eksi C B açısı ve C açısı bölü 2 bölü tanjant B artı C bölü 2 şeklinde ifade edilmiş. Buna göre diyor bu üçgende B eksi C bölü B artı C 1 bölü kök 3 ise ABC açısının ölçüsü nedir? Şimdi bakın şu sol tarafın bize 1 bölü kök 3 olduğunu söylüyor. Sağ tarafta da B eksi C bölü 2'yi bilmiyoruz ama B artı C'nin arkadaşlar 120 derece olduğu belli. Dolayısıyla tanjant 120 bölü 2 tanjant nedir? 60. Tanjant 60 neye eşittir? Kök 3. Sağ ve sol taraftaki kök 3'ler sadeleşirse tanjant B eksi C bölü 2'nin 1 olduğunu görürüz. Tanjant 45 derece 1 ise B eksi C bölü 2 45'ten B eksi C arkadaşlar 90 derece olarak bulunur. Devam edelim. B eksi C 90 dereceymiş. B artı C'nin de 120 derece olduğunu üçgenden biliyoruz. Topladığımızda 2B 210, B açısının 105 derece olduğunu biliriz. Bize de ABC açısını yani B açısını sormuş. 8. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne. Arkadaşlar çözümlerimiz devam edecek. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum.